Zerrin Özer demiş ki benim adıma bir viyadüğe verin. Nereye? Viyadük. Viyadük? Yıkılır kız o. Viyadük ne ya? Ben öldükten sonra. Hiç aklına böyle bir şey gelir mi? Ebru Akel viyadüğünden geçiyorsunuz. Buyurun. Vallahi yani kim nasıl uygun görür öyle bir şeref bize dair. Ne şerefi canım, ben hiçbir yere yani gözükmek ama istemem vallahi. Umurumda da değil. Viyadüğe adımı yani vermişler. Ay Murat Güloğlu sokağa. Ay girme bu sokağa be. Neden derler sen ya? Sevmem öyle. Ne kalıcı olacağım? Ne kalıcı olacaksın ya? Yani tamam. Kalplere, kalplerdeki viyadüğe adın yazılsın Zerrin abla. Ama ne diyor? Ben öldükten sonra. Gecin derlersin Rabbim. Zerrin'e anma gecesi, Zerrin ödülleri, Zerrin şarkıcı okulu, Zerrin sokağı gibi şeyler yapmasını istemiyorum. Zerrin tatilde. Zerrin Özer adıyla ardımdan hiçbir şeyin yapılmasını istemiyorum. Çünkü bunlar beni son derece onurlandırır. Adam yapılması küsmüş gereken şeyler şunlar. Buyurun. Zerrin Özer sokağı, caddesi, çocuk bahçesi, viyadüğü mesela. Zerrin Özer şehri olsa değil mi? Mesela 100. Türkiye'nin 100. yılı Zerrin Özer iline hoş geldiniz. Yani benim Zerrin Özer kaymakamlığı. Benim adımla arkamdan ben diyor sanat hayatım boyunca hiç mutlu olmadım. Evet. Onun için sanat camiası beni anmasın ardımdan. Tamam. Ama ben böyle şeylerde adımın geçmesinden gurur duyuyorum. Niye mutlu olmamış ki, ne kadar güzel öyle isim demiş de yapmıştı. Aa. Ne bir dakika, sokak, Zerrin Özer caddesi, çocuk bahçesi, Zerrin Özer viyadüğü. Mesela bunlar beni son derece yani onurlandırır. Adım viyadükte olacak, ben onurlanacağım. Murat Güloğlu viyadük. Bir de fotoğraf çekerler, selfie yapardı artık sayın. Ben olsam tünel adına koyardım. Yalnız iki Zerrin Özer tüneli. İki tane single, iki şarkı çıkardı ki. Çıkarsın, tamam. Muhteşem. Ya onu konuşmuyoruz şimdi, viyadüğü konuşuyoruz. Evet. Zerrin Özer tüneli olsa hatırlasana. Ay bırakmıştım dedim. Göcek'ten şeye, Fethiye'ye giderken bir köprü şey var, tünel var. Evet. Girişte de para alırlar, çıkışta da para alırlar. Zerrin Özer tüneli olsa mesela girişte de para verirsin, çıkışta da para verirsin. Hiç değilse ekonomiye katkısı olur. Viyadük dediğin de ki. Engellenemez diyorsun. Neyi? Yani kendi adının bir şekilde bir yerlerde kullanılıyor olması. Hayır canım ya, gerek var mı böyle bir açıklamaya? Ya? Onu gerek diyorum. Yok. Ha neden düşünürsün böyle bir şeyi? Biraz Zerrin Özer. Ha diyor ki yani ben hani istemem yan cebime koy durumu bu. Hmm. Şimdi akıllara düşürdü. Biz nereye Zerrin Özer viyadüğü koysak ismini. Evet. Hmm, belki diyecek ki Amerikalı New York'lu belediye başkanı Zerrin Özer özgürlük heykeli. Bundan sonra özgürlük heykelinin adı Zerrin Özer heykeli olsun. Şöyle dursun. Nereden aklına geldi şimdi? Zerrin Özer'in nereden aklına geldiyse benim de oradan aklıma anladım geldi. Anladım diyorsun. O kadar uçlara kadar gidebilirim. Harikasın. Bir ara müziği bırakmıştı, ne oldu? İşte karayolları işine mi girmiş? Onu diyorum. Ha? Belediye işine mi girmiş? Belediye işine girmiş bir an. Müziği bırakmış. Ama hayırdır yani, sen şarkılarını dinledin mi bilmiyorum. Müziği neyi zaten bırakacağını ya, daha Zerrin doğrusu. Ya Zerrin Özer'in şahane türkü yorumları var. Onu söylemiyorum ben. O yorumlardan bahsetmiyorum. Müzik bırakmaz. Harikulade. Sevenleri de bırakmaz. Harikulade seven küsmüş neden de işte. Küsmüş ya Murat, anla işte. Niye küsüyor? Küsmüş kim bilir ha, niye? Neden küser bir kim müzisyen, sanatçısı, bir sanatçı, bir müzisyen, sanat sevenlerine küsme hakkı var mıdır? Yoktur böyle bir şey. Sevenlerine küsmüyor ki, o mesleğine küsüyor, önemsenmemeye, anlaşılmamaya. Önemsenecek işler yap o zaman. Bu dijital dünyaya, birçok şeye belki. Ama olur mu bak, Ajda Pekkan diyoruz, Bülent Ersoy diyoruz, aynı yaştalar aşağı yukarı, belki daha küçük. Onlar niye küstüm ben ya, oynamayacağım demiyor? Evet, dönem dönem belki diyorlardır, bilemeyiz de işte bu. Ama hiç duymadın. Bangır bangır oldu. Evet. Geçen hafta vermedim Ajda Pekkan evet konserini. Yaş bilmem kaç diyoruz hala. Bak niye küsüyorsun abi? O zaman üreteceksin. Hı. Küsme gibi öyle bir lüks yok. Lüksümüz sanatçı yok, seyircisine küsemez arkadaş. Evet. Bu topraklardan ekmek yemişsin, sonra ben küstüm. Ha, adımı viyadüğe koyun. Hı. Geç bunları. Peki.